Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim. Ben Sevda, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sıcaklarla ve de zamlarla aramız nasıl bakalım? Böyle hepsi yakıyor mu? Fena halde yanıyor muyuz? Yanıyoruz gerçekten. Hava sıcaklığı İzmir'de dayanılır gibi değil. Zaman zaman azıcık bile derecede düşüş olduğunda böyle oh diyorsunuz. Ama zamlar maalesef birazcık kötü gidiyor. Geçen gün pazardaydım. Mantarla falan konuştum. Yani böyle meyvelerle, sebzelerle konuştum efendim. Böyle elime alıyorum mantarı. Sen sadece bir mantarsın. Ne tatlı şey. Her yerde yetişebiliyorsun. Gölge olan, rutubet olan her yerde yetişebilirsin. Sen nasıl 100 lira olabilirsin diye konuştum onlarla. Ya artık bu boyuta geldik. Umarım sizler de bir şekilde konuyu atlatabilmenin yollarını arıyorsunuzdur. Elbette arıyorsunuz, biliyorum. Çünkü bizler Kurtuluş Savaşı vermiş bir neslin evlatları, torunlarıyız. O kadınlar öyle kadınlardı ki onların torunlarıyız. Gerçekten sinekten yağ çıkarmayı becerebilmiş kadınlardı. Müthiş yeteneklilerdi. Bizim Türk kadınımızın hepsinin böyle bir yeteneği var. Bizler taşı sıkıp ondan çorba yapabilmeyi becerebilen kadınlarız. Bu şekilde bir süre daha, bir süre derken bayağı bir süre daha sanıyorum böyle sinekten yağ çıkarmaya gayret edeceğiz. Hesapta işte domatesin falan ucuzladığı dönemlere girildi. Asla düşük fiyatlar değil tabii ki. Ama ne yapalım, diyeceğiz ki işte bundan konserve yapalım, buradan turşu yapalım, şundan sirke yapalım. En azından olabildiğince evimize katkıda bulunalım. 3 kuruş 3 kuruş diye bakacağız. Çünkü daha da zor günler geliyor ekonomistlerin söylediğine göre. Özellikle yerel seçimlerden sonra deniyor ki her şey çok daha kötüye gidecek, zamlar çok daha fazlalaşacak. Göreceğiz hep birlikte yaşayarak. Arabaları zaten kullanmıyoruz. İşte evlerimizde mümkün olduğu kadar tasarruf etmeye gayret ediyoruz. Ekstra para kazanamıyorsak, evimize para girmiyorsa eğer, yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelen tek şey, var olan paramızı mümkün olduğu kadar tutumlu kullanabilmek. Bununla da ilgili bir video hazırlamayı planlıyorum sizlere. Yine böyle tasarrufla alakalı zaman zaman paylaştığım videolarım var, biliyorsunuz kanalda. Merak edenler şöyle bir kanalda videolarım bölümüne, sayfamda girip oradan bulabilirler neler yapılabileceğine dair. En azından bir fikir olur, bir başlangıç olur. 1 lirayla başlıyor her şey hayatta. İşte onu 10 lira yapıyoruz, 100 lira yapıyoruz. Umarım 1 milyon yapıyoruz. Yapılabiliyor aslında. Sadece birazcık istemek gerekiyor. Ama zamların olduğu bu ortamda şu anda öyle çok büyük tasarruflar yapabilme şansımız sanıyorum pek çoğumuzun yok. Bunun da işte yollarını, ne bileyim işte sinekten yağ çıkarmak diyorum ya, işte evde kettle'ı bir günde bir kere kullanıyorum. O suyu termosa dolduruyorum, kahvemi gün içerisinde o termostaki sıcak sudan kullanıyorum ki o kettle böyle zırt zırt, biraz kahve tüketiyorum çünkü ben. Kettle habire çalışıp elektriği çok fazla harcamasın diye birkaç gün sadece klimayı kullanmak zorunda kaldım sıcaklardan dolayı. Gelen fatura gerçekten ağlattı beni. Sıcaktan daha fazla sıcaktı. Bayağı bir elim yandı yani. Üstelik sadece birkaç gün çalışmış olan bir klimanın faturasıydı. Ağır geliyor böyle şeyler. Hani acı reçete diyorlar ya, o acı reçeteyi tabii ki bizler ödüyoruz efendim. Kimse üsttekilerden, hiç kimse hiçbir şeyden tasarruf etme yoluna gitmez iken bizlerden bekleniyor tabii ki tasarruf yolları. Yapabilecek çok fazla bir şey yok bununla ilgili ama sözümüzü söylemeye devam edelim elbette, her zaman olduğu gibi. Sadece öyle içten içe işte kızmakla vesaireyle olmuyor. Seçimlerde de işte sonuç bu şekilde oldu. Bunun için de yapabilecek bir şeyimiz yok. O zaman madem öyle başa gelen çekilir diyeceğiz. O zaman da işte hayatı kurtarmanın, kotarabilmenin yollarını bulacağız bir şekilde. İşte bu yüzden ay takvimi çok önemli hale geldi bana göre. Çünkü neden? Ay takvimine göre yapacağınız işte o konserveler, salçalar, reçeller,
İşte kurutacağınız meyvelerinizi, sebzelerinizi kurutacağınız günleri biliyor olmak o sebze ve meyvelerin raf ömürlerinin çok daha uzun olmasını sağlayacaktır. Daha uzun süre, daha sağlıklı bir şekilde kullanacağız. İşte hazır ucuzladığı dönem meyvenin, sebzenin göya diyoruz. İşte yapabileceğimiz elimizden gelen şeyler o konserveleri, reçelleri şimdiden yapmak. Çünkü daha sonrasında alabilmek anladığım kadarıyla çok da mümkün olmayacak. Gidişat onu gösteriyor. O zaman ay takvimine asılacağız. Ay takvimi bize neyi gösteriyorsa, neyi söylüyorsa onlara özen göstermeye gayret edeceğiz. Böylelikle de işte evimize az da olsa, biraz da olsa bir katkıda belki bulunabiliriz bu şekilde. Tabii bunun için tüm aile fertlerinin bu fedakarlıkları, bu çabaları göstermeleri gerekiyor. İşte siz bir şeylerinizden kısarken, işte atıyorum çocuğunuz gelip klimayı cart diye eğer açarsa olmuyor. Hayat öyle değil. Hayat hepimizin, sıkıntılar hepimizin. O yüzden de işte hepimiz madem aynı gemideyiz, o gemiyi bir şekilde kurtarmak zorundayız. O gemiyle karaya varmak mecburiyetindeyiz. Karaya varana kadar umarım hayatta kalırız hepimiz. Sıcaklar ve zamlar buna eğer mani olmazsa o karaya günün birinde varacağımızı düşünüyorum ve de inanmak istiyorum. Evet, dilerseniz artık ay takvimine geçelim ama ne zaman? Az sonra. Ağustos pazartesi, 8 Ağustos salı, 9 Ağustos çarşamba, küçülen ay. Yapraklı, çiçekli ve kök bitkileri için gübreleme yapabilirsiniz. Ay bugünlerde bitkilerin öz suyu ve enerjisini köklerine çekecektir. Bu nedenle kök bitkilerinin ekim, dikim ve hasatları bugünlerde yapılacak olursa çok daha sağlıklı, dayanıklı ve de şifaları da en üst seviyede olacaktır. Yabani ot temizliği ve çapalama için son derece güzel günlerdeyiz. Çünkü yabani otlar kökleriyle birlikte çıkacakları için kolayca yayılıp çoğalamayacaklardır. Çit yapabilir, taş döşeyebilirsiniz. Böylece kısa sürede yerlerinden oynamayacaklardır. Çim biçme aletleri, çit düzelticiler, testereler, öğütücüler, budama makasları gibi bahçe aletlerinizi temizlemek için ideal günlerdeyiz. Kirpas çok daha geç geri gelecektir. Yeni bir kompost oluşturabilirsiniz ya da olan kompostunuzu besleyebilirsiniz. Bitkilerinizde budama yapabilirsiniz. Daha az öz su kaybı yaşayacaklardır. Çim ekmiyoruz ve de biçmiyoruz. Meyvelerin, sebzelerin kurutulması için ideal günlerdeyiz. Toprak üstü zararlılarıyla organik olarak mücadelede yine etkili günlerdeyiz. Bunlarla ilgili de bu işte o yaprak bitleridir, işte akarlardır, şunlardır, bunlardırlarla ilgili en kısa sürede tekrar bir video çekmeyi planlıyorum. Saksı toprak değişimi yapmıyor, bitkilerimizi nakletmiyoruz, saçlarımızı boyamıyoruz. Çünkü boya hızlıca saçlarımızdan akıp gidecektir. Epilasyon, ağda, manikür, pedikür, dövme, nasır tedavisi için gayet etkili günlerdeyiz. Ütü, kireç temizliği, pencere temizliği, sirke, turşu, konserve, tüm evin temizliği, reçel, deri eşyaların bakımı ve küf temizliği için şahane günlerdeyiz. 10 Ağustos Perşembe, 11 Ağustos Cuma, küçülen ay. Saçlarımızı boyamıyoruz ama kestirebiliriz. Epilasyon ağda, batık tırnak ve nasır tedavisinde yine etkili günlerdeyiz. Dövme yaptırabilirsiniz. Ay bu kez enerji ve bitkinin öz suyunu çiçeklerine çekecektir. Yani çiçekli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için harika günlerdeyiz. Çiçekli bitkilerinizin gübrelemesini yapabilirsiniz. Yabani ot ve çapalama, çit ve taş döşeme, bahçe aleti temizliği yapabilirsiniz. Özellikle ev ve balkonlarımızda baktığımız bitkileri kesinlikle sulamıyoruz. Sebze ve meyve kurutulabilir. Bitkilerde budama yapabilirsiniz. Bitkilerinizden alacağınız çelik ve sürgünler çok daha kısa sürede kökleneceklerdir. Saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Diş hekiminize gitmek için randevu alabilirsiniz. Evle ilgili aklınıza ne geliyorsa hepsi ama hepsi için harika günlerdeyiz. Ama kendinizi elbette bu sıcaklarda çok da fazla yormayın derim.
12 Ağustos Cumartesi, 13 Ağustos Pazar saçımızı boyamıyor ve de kesinlikle saç kestirmekten, epilasyon, ağda, manikür ve pedikürden de uzak duruyoruz. Sadece nasır ve batık tırnak tedavisi için etkili günlerdeyiz. Yapraklı bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için ideal günler. Yapraklı bitkilerinizin gübrelemesini yapabilirsiniz. Özellikle saksıda baktığımız bitkiler için sulama günlerindeyiz. Unutmayınız, sulama günlerindeyiz. Bitkilerinizi bol bol, özellikle bu sıcaklarda çok güzelce o topraklardan böyle suları iyice akana kadar sulayınız. Ama saksı tabağında da suyun birikmesine izin vermeyiniz. Çimleri biçmek için harika günler, çok daha sağlıklı büyüyeceklerdir. Budama yapabilirsiniz ama saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Ütü, kireç temizliği, evin genel temizliği, çamaşır yıkama, meyve ve sebze dondurmak için şahane günler. Diğer işlerde ay bizi kesinlikle desteklemiyor. Evet, bir haftanın daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Lütfen kendinize iyi bakın, iyi davranın, sıcaklardan, zamlardan mümkün olduğu kadar az zarar görelim hep birlikte diyorum. Bu haftayı da burada kapatıyorum. Bizlere abone olduğunuz, abone oldurduğunuz, süper teşekkürlerle bizlere destek verdiğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta sağlığım yine el verecek olursa sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağım. Sizler tasarruf yapmak için evinizde neler yapıyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazarsanız, bizlerle bunu paylaşırsanız çok memnun olurum. Ben sizlerle artık tanışıyorum. Sizler de birbirinizle aynı şekilde etkileşim içerisinde olabilirsiniz. Böylelikle çok daha güzel, çok daha keyifli sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz olabilir. İşte domatesi nasıl kullanıyorsunuz, konserveyi nasıl yapıyorsunuz, turşuda neyi ne kadar işte koyuyorsunuz, ne kadar az koyuyorsunuz. Böyle bilgilere hepimizin ihtiyacı var. Benim hepinizden daha çok ihtiyacım var. Lütfen benimle paylaşınız. Plastiklerle nasıl mücadele ediyorsunuz? Yiyecekleri nasıl koruyorsunuz, nasıl saklıyorsunuz? Nasıl dünyaya yardımcı oluyorsunuz? Nasıl kesenize yardımcı oluyorsunuz? Hepinizi bunları yazmaya davet ediyorum. Ne olur böyle biraz daha etkileşimli bir kanal haline gelelim istiyorum. Elbette herkes bu konuda çok yardımcı oluyor bana, biliyorum. Ama birazcık daha şöyle şu kanalı böyle biraz daha yazılıp çizilen, biraz daha hareketli hale getirelim diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeşil kalmayı unutmayın.